İkinci parta hoş geldiniz. Şimdi ara saldım geldim. Bugün cumaymış. İstiklal Marşı okumuşlar ve ondan dolayı geç çıkmışlar. Feride lavaboda abdest alıyor. O namazını kılacak. Ben de o esnada mutfağımı toparlayacağım. Bakar mısınız? Kelle paçaymış, tavuk çorbasıymış, bir aşkıymış derken bir dünya burada bana iş çıktı. Şimdi mutfağımı toparlayacağım. Aras oturuyor. Annemle kardeşim işleri vardı. Çarşıya gittiler. O yüzden yalnızım. Bırakamam seni Aras'cığım. Bak burada kimse yok. Burada işlerim var benim. Ondan sonracığıma ve işler. Buraları güzelce bir toparlayacağım. Burada bunların hepsi yıkanacak. Allah'ım ne hallerdeyiz. Şurada ne varmış? Yiyeceksen patates yemeği var oğlum. Peki sen biraz. Hadi git ellerini yıka. Hadi güzel oğlum. Git tatlım benim. Niye benim kucağıma gelince hemen sıkıldım numaralarına giriyorsun sen teyzesinin kuzusu bak bak bak. Ey! Cadı. Kocaman olmuş kocaman kocaman. Allah seni esirgesin Allah. Anası. Anası. Güzel. Anası bana gene hediyeyle gelmiş. Bayanlar için cübbelik mi diyorlar namaz kılarken namaz elbisesi getirmiş. Çok güzel Allah razı olsun. Meğerse Feride ta Miray'a hamileliğinden beri kılıyormuş namaz. Hem de 5 vakit. Ben 2019'da başladım. Yaren'in hamileliği miydi o zaman? Yok Yaren 2019. Neyse yani, bu istemi yokacak. 2019'da başladım. Sonra ara vermiştim. Sonra buna tekrar başladım. Hatta dedim ya Diyarbakır'daydım. Bir tane dağın tepesine bir tane türbe vardı. Orada gittim namaz. Mardin'e gittiğin dönemler mi? Çektin mi oralarını? Yok. Çektim. Türbeyi falan çekmedin. Çekmedim. Çektim oraları meğerse, ama. Meğerse evet yıllardır Feride 5 rekat namaz kılıyormuş. Ben bilmiyordum yani ben vloglarda da hiç duymadım. Ben söylemiyordum. Sonra biz ne yaptık bugün biliyor musunuz cuma cuma? Allah bunu bize nasip etti. Çok böyle hoşuma gitti sen burada namaz kılarken. Ben mutfaktaydım. Allah biz bacımla aynı gün namaz kılabildik. Çok güzel bir şey. Ne güzel bir şey vesile oldu bugün canım. Bize. Allah önce Feride'm kıldı. Ben mutfağı kola temizledim, toparladım. Çocuğa kolaçan oldum. Sonra ben kıldım Feride'ciğim. Ruhum böyle bir şey doluyor mu? Huzur, mutluluk, manevi ya, böyle. Gece sabah yatıyorsun mesela böyle ama insanın içinde de şey oluyor biliyor musun? Kız diyorum ki acaba saat geçti mi? Alarm kafan alarmdı sanki. Geciktin mi? Bugün inanır mısın? Günaha mı girdin? Ezan 2 dakika vardı ben gözlerim açıldı. Ezan okunmaya başladı.
Çok güzel şeyler. Ben böyle öyle... Ben buna şey yapıyordum, kılıyordum ama sonra işte hamileliğim sıkıntılı geçtiği için bıraktım. Bıraktım derken ara vermiş. Şu anda 5 vakit kılıyormuş. Çok mutlu oldum. Bugün aldığım en güzel haberlerden biri de bu. Allah'ım inşallah kabul ederse. Bilmiyorum sizde de öyle mi ama etrafımda, ailemde, sevdiklerimle namaz kılanı gördüğüm zaman ya da genç birinin namaz kıldığını gördüğüm zaman ben çok böyle seviniyorum, mutlu oluyorum, duygulanıyorum yani. Çünkü o maneviyatın verdiği kıymeti, huzuru bir tada bilseler değil mi gençlerimiz? Hiç böyle boş işlerle uğraşmazlarmış. Neyse ben gidiyorum. Eskiden çocuk kıyafetlerine çantayla gezerdim, şimdi görüyor musun? Seccadesini getirmiş, tepsi, elbise. Elbiseyi de bana hediye etti, sağ olsun. Her şey. Çok güzel. Dışında taşıyor oldum şimdi. O da var. Din kardeşine hediye edebileceği en güzel şey. Evet. Tabii ki namazlık olur, Kur'an-ı Kerim olur, başörtüsü olur. Çok güzel bir gün, çok güzel bir gün geçiriyoruz. Saat 4'e geliyor bu arada. Şimdi çay faslına geçeceğiz. Faslı yapacağım. Teyin validesi geliyormuş bugün Ferideciğimi. Ama iyi bir de yemekle geliyormuş. Ben diyorum ne yapacaksın yemek, o diyor yemeğiyle geliyor. Benim çünkü bana dedi bir şey yapmadı. Ben de dolma yapacağım. Ama sordum bir şey, başka bir şey istedi. Tatlı yaptı işte şey. Yani şu pasta var ya, ıslak kek. Onu istedi. Biliyor musun az önce onu da benim kanalda da söyledim. 6 yıldır diyorum evliyim. İlk defa kayınvalidem yatılı oldu. Şimdi aynı bahçede. Ha yatılı gelecek. Doğru. Aynı bahçedeyiz. Evlerimiz yakında ama şimdi biraz uzaklaşınca yatılı gelecek. Bakalım. Selam söylersin benden de. Artık bugün kızlar neneye emanet. Hemen kendimize pay çıkardık. Bayağıdır da görmüyor ya. İyi blokla biz de izleriz. Yanına şey yapıyordu, uyuyordu bu, fazla şey yapamadı. Annem Mira'nın şeyidir ha. Favorisidir Mira yani annemin. Biliyorum. Geçen Yasin'de fark ettim. Tamam Yaren de seviyor, ona fark ettim. Orada dayı hala savaşıyor aslında. Allah'ım ben hele bir gideyim kolaça ne diyeyim oraları. Mira. Ha güneş geldi gözüne. Gelsin biraz vitamin alsın. Mira vitamindir. Göz bebektir. Kız Şahin de öyle Nigya. Küçük aslında daha. Küçük olan daha çok seviliyor gibime Şahin geliyor benim kızım. Şahin benim yarınla geceleri kalkacaktı. Bana diyecek ki sen yat ben gezdiririm. Bana öyle yapıyor değil mi? Ya bir de erkekler olgunlaşıyor da kız yıllar geçtikçe. Uç diye şişinin kuşu şu. Bir de bazen böyle oluyor. Kızıyorum mesela yemek yemiyor ya da bir şey. Efendim. Namaz elbisemi size göstermek istedim. Şimdi şey ikindiye kıldım da hazır abdestin tazeyken şu başörtü annemin de zaten kırmızı uyudu. Hem bol hem rahat tek parça. Vallahi çok hoşuma gitti. Bu arada türbanı bana çok yakıştıranlar var biliyor musunuz? Türbanlı böyle video koyduğum zaman çok çok güzel yorumlar alıyorum. Da türbanın şeyini istiyorum. İnternetten bakacağım bu arada. Kur'an-ı Kerim seti sipariş vereceğim siteden özellikle seçmem lazım ki varsa eğer öyle bir ürünleri. Şöyle ki tek böyle kafadan geçirmeli lastikli eşarplar oluyor ya böyle bağlamakla falan uğraşmayalım diye. Anladınız siz ne demek istediğimi. Türbanlar kullananlar varsa böyle lastikli şöyle hemen uzun geçirmeli başörtüleri. Kur'an-ı Kerim seti sipariş verirken ondan da kendime sipariş vermek istiyorum. Öyle beğendiğiniz için şöyle bir göstereyim istedim. Çok nadir böyle türbanla çıkıyorum çünkü. Of Allah'ım kabul etsin. Şimdi saat 5.30 civarına geliyor. Benim normalde gitmiş olmam lazım ama güneş de battı. Fevdoşko'yu bekliyorum. Sohbet ediyoruz. Güzel oluyor böyle. O da zaten 6'ya doğru enişte gelip onu alacak. Ondan dolayı o gittikten sonra ben de giderim, acelesi yok. Bugün zaten yemeği hızlıca şey yapacağım. Difrizde pizzam var. Ya pizza yaparım ya da onun dışında ne var difrizde? Difrizde hazır bir şeyim daha vardı ya yanılmıyorsam. Yani yemek sıkıntım da olmadığı için sadece gidip sobayı yakacağım. Evi bugün bir süpürmem lazım. Dün sabah halı örtüleri toplamıştım ya. Evi bir süpürürüm. Ya da pazar gününe de bırakabilirim. Hiç belli olmaz. Bugün Feride'nin şansına çok böyle öğleden sonra üst üste müşteri gelmedi. Birazcık oturabildik. Çünkü müşteri yoğun olduğu zaman da böyle misafirimizle falan da ilgilenemiyoruz açıkçası. Elbisemi çıkarayım. Bizimkiler şark köşesinde oturuyorlar, çay içiyorlar. Ben de geçiyorum şimdi yanlarına. Çamaşırlarımı topladım, katlayacağım şimdi.
Of, sabahtan evi derli toplu bırakmak kadar iyi bir durum yok. Kayınvalidem aşure yapmış. Allah kabul etsin. Aras'a bir tas verdi. Aras üzerine tarçın döktü, oturdu, yiyor. Ondan sonra da ödevlerimizi bugünden yapacağız. Ki hafta sonu rahat edelim. Değil mi aşkım? Eylül'le bolca oynasın. Eylül zaten yok ki 2 gün. Eylül 2 gün Manavgat'a mı gidecek? Tamam, belki erken gelir. Güneş battı. Saat 6. Biz bir 10-15 dakika oldu geleli. Feride'yi yolcu ettim. Ben de hemen çıktım. Enişte geldi. Feride'yi aldı. Şimdi bakalım. Güneşliklerimizi çekelim. Odun getirdim ama hiç takatim yok şimdi soba yakmaya. Yusuf gelince yaksın. Ben de yemek derdine koyulacağım. Yoğurdum yok ama difrizimde şey vardı. Patatesli mantı. Bugün patatesli mantı yapayım. Şöyle üzerine sarımsaklı yoğurt, bolca tereyağı, ondan yiyelim. Gerçi Aras bugün okuldan sonra bir porsiyon kıymalı mantıdan yedi ama öğlene de onu yedi. Yani öğlen yemeği olarak onu yedi. Akşam yemeğine yine mantı yer mi bilmiyorum ama mantı sever herhalde. Biz Yusuf'la patatesli mantı seviyoruz. Aras da seviyor. Yersin değil mi akşam yemeğini? Tamam canım. Güneş battı. Güneşliklerimizi çekelim. Mantıyı şimdi çıkarmayacağım. Yusuf geldiği zaman Aras nasıl olsa tok şimdi. Aşure de yiyor, onu tok tutar. Ben acıktım aslında. 2 tane pirajcık yemiştim öğlen yemeğine. Kahvaltıyı bir dilim ekmekle menemen yemiştim. Dikkat ediyorum bu aralar ki birazcık kilo vereyim. Yıllardır aynı desenize mi yardım? Yıllardır kilo vermekten bahsediyorsun. Şimdi ben pandemi döneminde difrizimizde yerleştirmiştim. Bolca ekmeğim var ama bolca difrizde. Yusuf aldıkça alıyor. Aldıkça alıyor. Ben de ziyan olmasın diye difrize dolduruyorum. Yasak koydum. Artık ekmek alma diyorum gelirken. Bakacağız aşkım. Tövbe yarabbim. Ya bir sürü Allah çıkmadı bir türlü. Bunlar taze ekmekler. Burada da gene bir ekmek poşeti. Şimdi burası sebzelik bölümüm. Dondurulmuş sebze. Şurayı bir kapatayım. Parmak izlerine bakar mısınız? Hep arasın parmakları sileceğim bugün. Dondurulmuş Charleston biber, küçük dilimlenmiş. Burada iri dilimlenmiş. Şurada kabağım var, dilimlenmiş. Burada kapyam var. Burada patlıcan biber karışımım var. Bunlar dondurulmuş sebze bölümü. Burada et suyum, tavuk suyum. 1 kilo tereyağım var. Bunları ben böyle yarım kilo poşetledim. Yarım kilosunu yedik. İkinci yarımını da dün akşam çıkardım. Şurada Aras böyle Yusuf kahvaltıya kahvaltı gibi seviyor akşamları çay olduğu zaman şey yapıyor, siz söyleyin adını, sobanın üzerinde sıcak ekmek yapıyor, reçelle balla yiyor. Şimdi burası böyle, buraya ekmekleri geri yerleştireceğim. Oy belim şurada pizza olmadı, Aras şimdi görmesin, şöyle kaldırayım. Bu patates mantım. Bunu ben kendim yapmıştım. Aman. Öf. Şurada yeşilliğim var. Maydanoz ve dereotu. Bozulmaya yaklaşmıştı. Bunları temizledim. Böyle difrize koydum. Burada da şeyim var. Yeşil soğanım var. Buğdaylarım var. Haşlanmış. Haşlanmış nohutum. Haşlanmış kuru fasulyem. Burada buğdaylarım var. Burada da etli küçük mantım var. Bunlar patatesli. Bunu bugün pişireceğim. Burada da kuzu, kurbandan kalan etlerim var. Biraz böyle ayırmışım. Parça etler. Buzdolabı poşetlerine. Şurada birazcık kıymam var. Şurada da şey var. Kuyruk yağı. Şöyle. Burası da bu bölümde. Bu şekilde burayı kapatalım. Şuraya gidelim. Geri donduralım. Mantıyı da Yusuf geldiği zaman çıkarırım. Hemen pişiririm, yerim. Erken de çıkarırsam yapışır. Ekmekleri geri koyuyorum. Tamam. Bu bugün gerçekten çıldırdı. Ekmek artık aldırmıyorum Yusuf'a. Şurayı bir sileyim açmışken. Ay belim. Oy. Şimdi birazcık dinleneyim. Yusuf
gelince de yemek faslına geçeriz. Feride bizdeyken aslında kahve içmiştik ama küçük fincan kahve içtiğimiz için bana hiç içmemiş gibi geliyor. Bu arada taş şeyi köpüğünü kaçırdım maalesef. Oh, şöyle büyük fincan olacak ki doya doya bir kahve içeyim. Vallahi anlamıyorum küçük çay. Kahve fincanından hiçbir şey anlamıyorum ama bunu da döktüm. Neyse. Vallahi molayı bir kahveyle vereceğim. Karnım aç ama olsun. Sobayı da yaktım da. Sobada kendi aleminde. Yemekler böyle oldu. Ben sulu tercih ettim. Üzerine dereotu ve soğan, birazcık mayonez, tereyağı. Yusuf'unki de böyle oldu. Susuz, acı soslu. Şu an demin yaptığı acı sostan koydu. Normal acı sostan koydu. Bir de mayonez koydu. Bir de yeşillik yaptım Yusuf'unkine. O susuz. Benimki sulu. Afiyet olsun bize. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet bebişler. Afiyet olsun oğlum.